bu arkadaşlara buradan söyleyeyim. Diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız yönetecek adam bulamazsınız, başkan ve yönetici. Bak, Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum. Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam mı yok? Biz siz mi şereflisiniz yani? Şu an bir spor yasası mecliste görüşülmektedir. Biz spor kulüpleri olarak, özellikle Süper Lig kulüpleri olarak buradaki düşüncelerimizi, endişelerimizi, kaygılarımızı anlattık. Evet, görüştük. Dinlendik mi? Kale alındık mı? Hayır. Siyasetçilerimiz kulüplerin görüşlerini aldık diyebilirler. Evet, aldınız. Uyguladınız mı? Hayır. Nihai taslakta bizim görüşlerimiz var mı? Hayır. Bizler gönüllülük esasıyla bu kadar mücadele verirken, bu kadar çabalarken, bu kadar fedakarlıklar yaparken bir de yetmemiş gibi bir milletvekilimiz tarafından şerefsizler, namussuzlar olarak tarif edildik. Saygı duyduğum eski bir sporcumuz, futbolcu, bizim değil. Finansal konularda, denetlemede, kulüplerin geldiği durumla ilgili söyleyecek hiçbir lafım yok. Biz kulüpler de spor yasasına karşı değiliz. Ama bu şekilde ele alınmasına, bu şekilde çıkmasının ileride çok büyük sakıncalar doğuracağından şüpheniz olmasın. Bir de bu işin uluslararası ayağı var. Orada da zaman içinde göreceğiz neler olacağını. Ama bu konuyu açmamın tek nedeni böyle önemli, şanlı, şerefli bir ödülü layık görülürken bir takım siyasetçi tarafından da olağan şüpheli, hatta namussuzlar, şerefsizler seviyesinde tanımlamak da insan içini acıtıyor. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak bu söylemleri şiddetle reddettiğimi de huzurlarınızda açıklamak istiyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin değerli üyelerini de bu anlamlı karede bulunmak üzere buraya davet ediyorum. Play şeref bayrağını olimpik sporcumuz Deniz Ertan